yalnızım. Dönüyor dünyam, senden farklıyım. Hoş geldin. Hürce'nin şansı sensin. Daha değilim. Umarım bir gün olurum. Hadi artık giderim. Hürce seni bekliyor. Biliyorum. Tekne işi ne oldu? Tabii sen taciz işlemleriyle uğraşacağını burada gelmiş benimle uğraşıyorsun. Ve ben her şeyi her zamanki gibi yine dağıtmayı başarıyorum. Ablacığım, seni Alican'ı unutmaya zorladığım için çok özür dilerim. İyiliğine dokunacağını sanıyordum. Neden öyle sandın? Kendimi senden üstün gördüm. Senden daha iyi düşünebileceğimi zannettim. Evet. Benden daha iyi düşünebiliyorsun. Hayır. Sadece senden bazı konularda daha iyi düşünebiliyorum. Sen benden 40 kat daha zekisin. Hatta bazen bu zekam benim sinirlerimi bozmuyor değil. Zekam bazen benim de sinirimi bozuyor. Niye öyle söyledin ablacığım? Çünkü sayıları anlayabiliyorum ama insanları anlayamıyorum. Alican beni arıyordu. Sonra aramadı. Sonra yine aradı. Sonra yine aramadı. Bize geleceğini söylemişti ama gelmedi. Eğer Zeki yerine akıllı olsaydım anlayabilirdim. Ama ben hiçbir şey anlayamıyorum. Bana bak. Bu senin suçun değil. Miro bana aynısını yapmış olsaydı ben de anlamazdım. Biz insanlar nasılız biliyor musun? Karmaşık. Yalancı. Ama biz sizin gibi dürüst değiliz. Alican da mı öyle? Bilmiyorum. Ama bunları yapmak sadece onun suçu değil. Onu biliyorum. Kimin suçu? Gülce, benim sana anlatamayacağım bazı şeyler var. Ama sen bana iki konuda söz verirsen, ben de sana söz veriyorum. Tekrar Alican'la görüşebilirsin. Hangi konularda söz vereceğim? Birincisi, bu yaptığımız konuşma kesinlikle ikimizin arasında kalacak Gülce. Annemler asla öğrenmeyecek. Annemlere anlatmayacağıma söz veririm. İkincisi, bana ne zaman diye sorma çünkü ben de bunun cevabını bilmiyorum ve bana bağlı değil. Tamam. Ne zaman diye sormayacağıma söz veririm. O zaman ben de sana yemin ederim. Tekrar Alican'la görüşmen için elimden gelen her şeyi yapacağım. Şu an sanırım bana sarılmak istiyorsun. Nereden anladın? Çünkü ilk sarıldığımızda da böyle bakmıştım. O zaman sarılmaya hazır ol bayan 9 saniye. Tamam ama çok bastırma, tamam mı? Tamam. Gel hadi. Prenses! Prenses geri geldi, prenses geri geldi. 7, 8, 9. 9 saniye bitti. Rüzgar acaba beni affedebildi mi? Gülce'yi bir daha üzmeyeceksin. 1000 kere söz ver, 1000, 1000. Gülce'yi bir daha üzmeyeceğime 1000 kere söz veriyorum. 1000, 1000.
Affettim, affettim. Prensesi affettim ben. O zaman otur bakalım. Sana bir teklifim var. Yaklaşın. Oha, bunlar barışmaya geçmiş, fısırsam işler çeviriyor. Sevgi topacı bile olmuşlar ha. Oh, hadi gözümüz aydın. O zaman herkes işinin başına, hadi bakayım. Balıkçı bacım, sen de bakayım işinin başına. Bak, Allah, müşterin geldi, koş. İlk müşterim, yettim. Serkan balıkçı oldu, Sera balıkçı. Aman iyi de oldu be. Serkan abi nerede? Aman ne bileyim ben, geceden beri haber yok. Yine bir haltlar karıştırmıştır da korkudan çıkamıyor karşıma. Fatma baba. Aa, hoş geldin. Nasılsın? Sağ olasın. Müjdemi isterim Özgür Bey. Tekne sorunu çözüldü, hallettik. Hoş geldin Harun abi de, ne oldu ki tekneye? El koymuşlardı ama tekne artık senin. Nasıl benim abi? İşte borcunu ödedik. Şimdi limana bağladılar. Bundan sonra keyifle kullanırsın. Sen niye öyle bir şey yaptın ki abi? Ben ödeyecektim. Özgür, ne olur. Sana bugüne kadar söylemekten dilimde tüy bitti ama sen hala anlamadın. Sen bana babanın yadigarısın, emanetsin, tamam mı oğlum? Harun Bey haklı. Rahmetli babanla çok yakın arkadaşlar. E tabii arkadaşın emanetine sahip çıkacak. Aman sen bakma, ona iyi yapmışsın. Duydun mu Fatma babayı? Duydun mu? Hem sen benim oğlumun abisisin. Ona göz kulak oluyorsun. Benim sana yaptıklarım az bile. Özgür Bey, borcunuza karşılık icra işlemi var. Evrakları görebilir miyim? Tabii. Ya biraz süre verin. Birkaç gün bile verseniz yeterli. Ben bulup getireceğim parayı. Bir hafta süresi var zaten. Bankaya parayı faiziyle öderseniz geri alırsınız. Sahi ata nasıl? Nasıl olsun? İdare ediyoruz işte. Ama Özgür abisini çok özledi. Yakında kulübe gelir. Abi çok teşekkür ediyorum. Ama borç olarak alıyorum, ödeyeceğim. Oh. Ben kaçıyorum. Kaçtım. Hadi görüşürüz. Hadi görüşürüz. Oğlum. Gurur önden gelir, arkadan da utanç. Ama gururun fazlası da iyi değil. Hadi bakayım. Karartma kendini. Hoş geldiniz. Buyurun, buyurun. Serkan abiyi bulmamız lazım. Niye kanka? O bahsettiği işi yapacağım. Ona şöyle acil arasın beni. Delirdin mi abi? Kaçakçılık mı yapacaksın? Delirmedim oğlum. Harun abiye boşluk alamam. Bilmediğin şeyler var. Ne abi bilmediğim şey? Söyle de bileyim o zaman. Ne? Sonra anlatacağım. Hadi görüşürüz. Getiriyorum hemen. Gece. Efendim? Gülce bugün bana ne dedi biliyor musun? Ne dedi? Artık Alican'ı merak etmiyorum dedi. Gerçekten mi? Sonunda kurtulduk. Çok şükür. Sana ne diyeceğim ya? Sen babanla haftada iki gün küssen mi acaba? Sofra işi güzel o da. Lan aşk olsun ya. Deme şöyle, üzülüyorum. Ne? Babamı üzdüğüm için çok mutsuzum. Ya tabii seni de. Seni çok seviyorum. İyi ki varsınız. Ne oldu sana böyle? Seni çok seviyorum. Sen de iyi ki varsın. Ne oldu şimdi böyle birden? Hayat çok kısa. Yaşadığımız her anın kıymetini bilmeliyiz. Ve bundan sonra göreceksin. Sana söz veriyorum. Dünyanın en iyi ablası olacağım. Sen zaten dünyanın en iyi ablasısın. Bak bugün Gülce'ye ne kadar iyi gelmişsin. Kendi söyledi. Umarım babama da iyi gelebilirim ya. Affeder değil mi? Ay saçmalama, tabii ki affeder. Affetmeyecek de ne yapacak? Yani şu Miro'yu saklamasaydın iyiydi ama... en azından hatanı anladın. Bu da bir şey. Umarım. We'll be right back.
Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ay hoş geldiniz. Ay ne güzel bunlar. Teşekkür ederim. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Rüzgar'cığım ne kadar şıksın böyle. Ben bunları koyayım. Abicim aldı, abicim bana gömlek aldı. Abicim, birisi bize iltifat ettiğinde ne diyorduk? Ederim, ederim, teşekkür ederim. Hadi geçin böyle, nasıl rahat ederseniz siz olun. Cem abin daha gelmedi, yoldadır. Niye bu kadar gecikti anne ya? Çıkıyorum dememiş miydi? Bir şeye takılmıştır, çıkmadan önce gelir şimdi. Arif amca? Arif amca? Sen de mi buradaydın? Buradayım oğlum. Ya Ceren'in hayran olduğu bir basketbolcu vardı. İmzasını alamadı diye çok üzülüyordu. Ben de İzmir'e gittim, onu hallettim, geldim. Sağ ol evladım. Allah razı olsun. Arif amca bir şey mi oldu? Evlat. Ceren'im artık yürüyemeyecekmiş. Ayakları tutmuyordu. Geçicidir dediler. Düzelir dediler. Bugün filmleri çekildi. Baktılar ettiler işte. Geçmeyecek amca dediler. Artık ayağa kalkması artık çok zor dediler. Ceren'im artık top oynayamayacak. Yürüyemeyecekmiş. Ben merak etmeye başladım artık ama. Telefonunu da açmadı. Nerede kaldı bu adam ya? Babam geldi. Bakayım yani çok şükür. Vallahi merak etmeye başlamıştık artık. Babacığım gözümüz yollarda kaldı ya. Geldi. Acaba hanımefendi neden gözünüz yollarda kaldı? Otur. Seni çok üzdüğüm için gözüm yollarda kaldı baba. Babam gelse de kendimi affettirsem, o da bana canım kızım ben sana hiç küser miyim dese diye gözüm yollarda kaldı. Babacığım ben seni çok seviyorum, her şeyden çok seviyorum. Sen benim kahramanımsın, idolümsün, sen benim her şeyimsin. Seni bir daha asla üzmeyeceğim. Söz veriyorum, asla üzmeyeceğim sana. Bir sürü laf hazırlamıştım. Hepsini ağzıma tıktı bak. Yırttık. Neyse ki. Şımarık. Yemekleri sen mi yaptın? Tabii hepsini elleriyle yaptı. Ya vaktim olsaydı yapardım anne. Niye öyle diyorsun ya? Hepsini Fatma babadan aldı. Ama o taşıdı Gülce. Prenses taşıdı. O da bir şey mi Cem abi? En azından. Cem abi.
Ama abi. Cem. Baba. Cem abi. Abi. Anne baba. Anne baba. Altı, yedi, sekiz, dokuz, aşk gözlerini ne olur baba, babacığım. Dayancığım geliyor ambulans, ne olur dayan. Senin babası. Anne baba, anne sakin baba. Sakin ol babacığım, sakin ol. Anne baba. Yani bayıldı sadece değil mi? Yani nefes alıyor, bir sıkıntı yok değil mi? Korkma. Korkma, nefesi de nabzı da yerinde. Zaten ambulans yoldaymış, yakında burada olurlar. Baba. Anne ayılıyor. Anne babacığım iyi misin? Baba. Bak, bak uyandı. Cem abi uyandı. Sakin ol abicim. Cem abi uyandı. Ne oluyor? Kalkma, ambulans geliyor babacığım, ambulans geliyor. İstemiyorum ben ambulans falan. Tamam, ben yardım edeyim. Tamam, ben kalkarım, bırakırım. Dur, yavaş canım. Düştüm. Sağ ol. Su vereyim. Gel. Alış babacığım. Annem. Cem abi çok geçmiş olsun. Anne, sen biraz dinlen, rüzgar da rahatsız oldu, biz eve gidelim. Anne. Gel abiciğim, hadi gel. Gitmesin, gitmesin. Bizim babamız cennette. Cennet çok uzak, çok uzak. Hiç gelemez, hiç gelemez. Hiç gelemez, hiç, hiç, hiç. Gitmesin, hiç. Gülce nerede? Gülce yok şimdi, buradaydı. Gülce nerede? İçeri eve girmişsin belki. Bence korktu, kaçtı o. Gülce! Kanka gel kafa dağıtalım, bir şeyler içmeye gidelim. Kanka ben zaten dağınığım. Ayaklarım titriyor vallahi yorgunluktan. Sonra. Güzel. Ben de öyle düşünmüştüm.
nereye gittiğini biliyorum. İzin vermedim. Çok korktum ablacığım, seni bulamayacağım diye. Çok korktum. İzin vermedim. Tamam, hepsi geçti. Bir saniye annemi arayayım Gözce, olur mu? Bekle bir saniye. İzin vermedim. Alo. Evet anne, buldum, her şey yolunda, merak etme. Çok iyi, çok iyi, merak etme. Şu an Atası Surf Kulübü'nün oradayız, oraya gelmiş. Getiririm birazdan, tamam mı? Babacığım, korkma, tamam. Babamız çok iyi, merak etme, bayılmış sadece. İzin vermedim. Neye izin vermedin? Babam uyanınca hemen seni sordu, biliyor musun? Güzel kızım Gülce nerede dedi. İzin vermedim. Gülce'nin... Neye izin vermedin? Bir şey mi oldu? Birisi seni rahatsız mı etti ablacığım? İzin vermedim. Ben de gideyim kalkayım, çocuk korkmuştur. Ben iyiyim, beni görünce sakinler. Hiçbir yere gitmiyorsun bak, ne olur ambulansı çevirdin geri. Gel şu içeri geç de yat birazcık, bak elim ayağım titriyor, lütfen. Tamam, sakin. Ben iyiyim gerçekten. Sağ olun Harun Bey, siz de. Teşekkür ederim, gerçekten iyiyim. Zahmet verdik size de, kusura bakmayın. Telaşlandırdık. Rica ederim. Ama pek iyi görünmüyorsunuz Cem Bey. Yani en kısa zamanda bir doktora görünmeyi ihmal etmeyin. Tabii. İyiyim ben. Sağ olun siz, teşekkür ederim. Sağ olun. Ben müsaade isteyeyim. Bir şeye ihtiyacınız olursa yakındayım. Sağ olun. Gel canım, ne olur. Sen kendi ayağına bak, ben iyiyim. Rica ederim. İyiyim ben. Uzanır mısın şöyle? Tamam. Ablacığım, neye izin vermediğini şu an bana söylemen gerek. O bana sordu. Ben hayır dedim, izin vermedim. Saramasına izin vermedim. Sarılmasına mı? Babamızın sarılmasına mı? Gece. Babam ölürse bir daha bana sarılamaz, değil mi? Babamız ölmeyecek bizim güzelim, merak etme. Nereden biliyorsun? Babalar ölmez çünkü. Rüzgar'ın babası ölmüş. Ama bizim babamız hasta değil ki Gülce. Sen hem tıpı benden daha iyi biliyorsun. Bayılmak hastalık değildir. Çok güneşin altında kalınca bayılabiliriz. Su içmezsek bayılabiliriz. Değil mi ablacığım? Rüzgar'ın babası hasta olduğu için mi ölmüş? Evet. Hadi gel eve gidelim artık. Annesi de mi hasta olmuş o zaman? Bak sana ne diyeceğim. Bence ne yapalım biliyor musun? Eve gittiğin zaman sen babama tam 18 saniye sarılırsın. Hem daha önce izin vermediğin için de telafi etmiş olursun. Ne dersin? Doping olur ona, moral olur. 9x2. Güzel fikir değil mi? Ama 18 saniye çok uzun. Ara verip 2 kere sarılsam olur mu? Olur bebeğim. Hadi gel gidelim artık. Gel.
Geldiniz mi? Gülce'cim ya. Aa, kızım. Hiç korkma babacığım. Aa, hiç korkma ben. Ben bak iyiyim. Gördün mü? Ölmeyeceksin değil mi baba? Ölmeyeceğim kızım. Ölmeyeceğim. Yerli çocuk. Ne içerim ben burada? Zıkkımın kökü var kardeşim. İçer misin? Ne diyorsun oğlum sen? Ha? Ne oluyor oğlum? Sakin olun bir ya. Kanımız uyuşmuyor ya biraz. Yoksa başka bir sıkıntı yok yani. Hadi ya. Şimdi öyle mi oldu? Alaçatı'da benim paramla eğlenirken kanın yok muydu? Kansız mıydın o zaman? Hayır kardeşim, bunalımdaydım. Hani senin söylediğin yalan üzerine dedin ya, Ceren'in nişanlısı falan var diye uydurduğun bir şeyler. He? Ne alakası var oğlum? Ne yalan söyleyeceğim ben sana? Tamam kanka, sen şimdi benim eve git. Ben sana içecek bir şeyler alıp geleceğim hemen, okey? İyi. Hadi. Allah herif. Hadi canım, hadi güzelim. Hadi abis. Nereden çıktı o? Ne demek nereden çıktı ya? Nereden biliyorsun benim ayağımı kaydırıp kızı kendine almayacağını, yürümeyeceğini nereden biliyorsun? Sen şu Ceren işini iyice abarttın, farkındasın değil mi? Eğer istiyorsan yarın gidelim şu kızla konuşalım, öğrenelim gerçeği, yeter ya. Ciddi misin, şaka mı yapıyorsun? Ceren'e mi gideceğiz yarın? Sen var ya meleksin. Seni çok seviyorum. Sen var ya adamsın adam, adamın hasısın. Adam. Ne adam be? Ne alaka adam? Ne oluyor ya? Ne demek ne oluyor oğlum adam madam ya? Sana bro dedik diye nereden çıktı adam? Hemen anında adam olduk ya. Kör müsün oğlum? Aç şu gözlerini salak. Lan bro niye kızıyorsun ya? Bak hala bro diyor ya. Hala bro. İnanılmazsın. Sen ne zaman uyandın? Uyumadım ki uyanayım. Neden? Neden mi? Ya daha niye olsun? Gözümün önünde lönk diye düştün yere bayıldınca. Bugün izin al, muhakkak doktora gidiyoruz. Yok ya, önemli bir şeyim yok benim. Ben tansiyonum düşmüştür. Allah Allah. Neredeymiş o tansiyon? 19 senedir hiç düşmemiş. İlk defa oluyor böyle bir şey. Hiç itiraz istemiyorum. Gideceğiz doktora. 19 senedir kaç defa taşındık Foça'ya? Kaç kere kırdın ayağını? Kaç kere çocuğumuz kaçtı? Ha, büyük kızı da unutmayalım. Onun sevgilisi peşinden takip edip gelip ne zaman benim tansiyonumu zıplattı? Sen de ortalığı vermeye vermişsin zaten, çağırmışsın o adamı da. Kimi? İşte. Harun Bey mi? Gözümü açtım, tepemde dikilmiş bana bakıyor öyle. Saçmalama canım, ben çağırmadım ki, kendi gelmiş. Bizim evi mi gözetliyor bu? Ne yapıyor yani böyle? Her olumsuz durumda yanında bitiveriyor senin hemen yani. Yok canım, yani öyle evler karşılıklı
Gördü geldi demek ki, denk geldi herhalde, ne bileyim. Demek ki ben oraya çit gireceğim ki kimse görmesin de gelmesin. Vallahi bak, benim gözüm tutmadı. Ben sevmedim o adamı. Bir acayip. Nasıl acayip? Tuhaf yani işte ya, tuhaf. Kendine böyle bir üstten bakış, bir özgüven nereden geliyorsa da artık o özgüven. Küçük dünyaları ben yarattım, havaları. Bak yavrum, sana da söylüyorum, o adamla arana mesafe koy. Sevmedim ben o adamı. Yani acayip bir adam o yani. Neyse. Hadi günaydın. Sana da. Babacığım günaydın. Günaydın kızım. Senin ne işin var bu saatte ayakta? Baba bugün kurs yok. Sen de işe gitme de, hadi gel hastaneye gidelim. Allah Allah, iyiyim ben kızım ya, iyiyim. Anası bitti, kızı başladı ya. İyiyim işte. Baba. İyiyim ben, iyiyim. Nerede benim terliğim ya? Baba lütfen ya, sen benden daha önce böyle bir şey duydun mu veya gördün mü bu saatte kalktığımı? Niye? Çünkü gerçekten çok korktum. Laf anlamam, gidiyoruz hastaneye. Hayır kızım ya. Sen benim iyi olmamı istiyor musun? Hiç baba ya, sen de. Ya ne hiç baba ya? İstiyor musun, istemiyor musun? Bir ne diyeceğimi bir dinle önce. Ne diyeceğini çok iyi biliyorum. Beni oyalamak için bir şeyler uyduracaksın. Hayır, uydurmayacağım. O sana söz verdiğim vardı ya, gitar. Onu alacağım, sözümü tutacağım. Sen bak, Gülce'ye Alican'ı unutturdun ya. Ben sana söz verdim, sözüm söz. Çok da şey değil babacığım ya. Doğru söyle, unutturdun mu? Ya ondan değil babacığım, acelesi yok, o yüzden diyorum. Doğru söyle, eğer unutmadıysa ben şakalarak bayılırım şuraya bak. Hiçbiriniz de ayıltamazsınız beni. Baba. Ne baba? Bak gözüm arkada kalır şey bura. Ya babacığım ne biçim laf öyle ya? Tamam tamam, iyiyim ben. Check-up yaptırdım, zımba gibiyim. Hiçbir şeyim yok. Sen kardeşinle böyle ilgilenmeye devam et, ben iyi olacağım. Hadi sen git işine, hadi. İyi tamam. Neredesin sen? Babam bana it muamelesi yaptı gece. Aramadın bile beni. Babam dün gece ölüyordu Miro. Onunla meşguldüm, kusura bakma. Ne? İyi mi şimdi? İyi. İyi bari. Yani geçmiş olsun diye arardım ama adam benim sesimi duyarsa fenalaşabilir o. O da doğru olmaz yani. Babam sana haksızlık ediyor biliyorum ve çok üzgünüm gerçekten bunun için. Madem biliyorsun gece, bir şeyler yapmaya ne dersin? Belki beni yemeğe davet edersin. Adam beni tanımazsa kurulur tabii. Tamam. Tamam. Seni asıl şey için aradım. İzmir'e gidiyorum. Bizi çok beğenmişler. Galiba iş teklif edecekler. Yok, gerçekten çok sevindim. Merak etme sevgilim, o iş bende. Ama sen de seni çok düşünen bir sevgilinin olduğunu unutmazsan... Arada bir hatırlarsan çok sevinirim. Haklısın. Bu arada ben geç gelebilirim. Beni merak etme, tamam? Bay bay. Öpüyorum ben. Hoş geldin. Hoş buldum. Yardım eder misin? Tabii. Hatta ben kaldırayım. Rahat mısın? Arkayı indireyim mi? Rahatım, çok teşekkür ederim.
Bir şeye ihtiyacın olursa bu butona basarsın. Hemen gelirim. Aferin vefalı çocuksun. Bana dünyanın en güzel hediyesini verdiğin için teşekkür edemedim sana. Kim bilir ne kadar uğraştım bunun için. Beğenmeni sevindim. Beğenmek mi? Sen deli misin? Ayağa bir kalkayım var ya, ilk iş bununla antrenman yapacağım. Bana uğurlu geleceğine o kadar eminim ki. Sayende takımın en iyi oyuncusu olacağım. Artık ayağa kalkması artık çok zor dediler. Ceren'im artık top oynayamayacak. Yürüyemeyecekmiş. Neden öyle bakıyorsun? Ha tabii. Doğru yani sen beni böyle görünce şey sandın. Ama merak etme, geçici bu durum. Ben yakında ayağa kalkacağım. Tabii ki kalkacaksın. Yok öyle bir şey. Tabii ki kalkacaksın. Azra'nın maçı var yine. İzleyelim mi beraber? İzleyelim ama o kız harbiden çok iyi oynuyor. Çok iyi yani. Sen bir de beni gör. Şimdi böyleyim ya, daha da çok hırslanıyorum. Ayağa bir kalkayım, fırtına gibi eseceğim. Topu alalım mı? Hadi izleyelim. Ablacığım, neden çıkartıp çıkartıp geri koyuyorsun? Çünkü yeniden yerleştirmek istiyorum. İyi de niye? Canım öyle istiyor. Tekrar eden şeyler sana iyi geliyor o zaman. Her şey değil. Babamın yeniden bayılmasını istemiyorum. Gülce, ablacığım ne diyeceğim? Bugün kursun yok ya, acaba birlikte Foça'ya mı gitsek? Gezeriz belki, denize gireriz. Gezmek ve yüzmek istemiyorum. Ne yapmak istiyorsun peki? Beni Alican'la buluşturacağına söz vermiştin. Selam hocam. Ah be Cem. Kim hasta kim doktor belli değil. Ama koşturdum peşinden. Sorma vallahi hocam ya. Kusura bakma ne olur. E sen kusuru kendine ediyorsun. Sen bu tümörü iyi virgül diye ciddiye almıyorsun galiba. Ama yeri kötü. Bak yakında görme bozukluğu, konuşma bozukluğu başlayabilir. Ani bayılmalar olabilir. Oldu öyle. Yani gerçek olacağını da biliyorduk ama eski P söylemişti. Eski P? Eski P, eski profesör yani. Sen de yeni P diye kayıtlısın. Verdacığın gibidir, iyice huylanmasın diye. Ne huylanması? Sen yoksa ailenden bu hastalığı saklıyor musun? Günaydın. Günaydın. Gülce çok kötü de ben de Rüzgar'ı merak ettim. Nasıl? O da pek iyi değil. Babanın durumu nasıl? İyiyim diyor da işte. Özgür, ben sana bir şey itiraf edeceğim ya. Hani ben Gülce'ye söz verdim ya Alican'la buluşması için. Evet. Babama da tam tersinin sözünü verdim. Ne yapacağım ben şimdi? Gel, oturup konuşalım.
Yani kızlarımın arasındaki kardeşlik bağının daha güçlenip kuvvetlenmesini istiyorum. Merve'ye de o yüzden söylemedim. Yani ben gittikten sonra hayata aynen devam etmeliler. Amma meraklıymışsın gitmeye. Ben sana iyi bir haber vereceğim. Ondan sürekli arıyorum seni. Nasıl iyi bir haber? Senin durumunda çok hastayı ameliyat eden bir cerrahımız var. Hem de burada, İzmir'de. Ha. İyi ama tümörün arkalarda olduğunu, yani bitkisel hayat tehlikesi olduğunu falan söylediler bana. Evet doğru. Ama bu adam deli. Hep bu tür vakaları alıyor ve 10 hastadan 4'ü kurtuluyor. %40 diyorsun yani. İyi mi? İyi iyi. O yüzden de ailene gidiyorsun, durumunu anlatıyorsun. Hep birlikte düşünüp karar veriyorsunuz. Bu tek başına alabileceğim bir karar diyeceğim. Gülce'ye verdiğin sözü tutup babana da doğrudan söylemelisin. Demesi kolay. Babam öğrenirse biterim ben. Ya öbür türlü de Gülce'yle aram bozulacak. Ne yapacağım ya? Hem de Alican nasıl biri onu bile bilmiyorum ki. Hadi gidip tanışalım o zaman. Gerçekten mi? Hı. Ama Rüzgar'ı size bırakacağız. Gülce ona çok iyi geliyor. Tabii ki. Rüzgar da Gülce'ye çok iyi geliyor. Hem annem evde, daha ne olsun. Şahane. Hadi gel. Hadi. Çok istedim seni bize. Gülüşü sanki bir ömür gibi en güzeli. Güzel günler bizi bekler. Ben seninleyim, senin içinim, böyle bil sevgilim. Bazen yorar tatlı telaşlar, yaşlanmak için çok sebep var. Her günüm senin için. Çok istedim seni bize. Gözleri sanki bir masal gibi en iyisi. Görmesem seni yanımda, yüreğimi acıtır anında. Her gün gel güzelim. Güzel günler bizi bekler. Ben seninleyim, senin içinim böyle. Ne? Yok, bu benim değil ya. Rüzgar'ın al. Ben bakmadan ye hadi, tamam. Tatlı telaşlar, yaşlanmak için çok sebep var. Her günüm senin için. Güzel günler bizi bekler. Ben seninleyim, senin içinim, böyle bir sevgilim. Bazen ben buradan demiştim. Buradan? Hayır, buradan diyorum. Alican? Evet. Selam Alican, ben Gülce'nin ablasıyım. Ya ben dejavumu yaşıyorum. Ne oluyor abla? Gelmeyin artık. Kurban olayım, gelmeyin ya. Ya sakin olur musun? Konuşmak istiyoruz. Düşün benim yakamdan artık. Ne olur ya. Çok pişmanım. Vallahi söz veriyorum, bir daha yapmayacağım. Gelmeyin artık ya. Of, gelmeyin. Baban gelip Alican'la tanışmış olabilir mi? Olabilir. Bekleyelim istersen. İlla ki gelecek. Geldiği zaman da korkacak bir şey olmadığını anlatırız. Olur. Şöyle oturuyorum. Demek sürpriz yumurta seviyorsun. Sen de her şaka inanıyorsun ya. Rüzgar'ın da. Hadi oradan ya. Gördüm, gözünün içi parladı. Yok ya, ben sürprizleri sevmem. Böyle diyeceğini o kadar iyi biliyordum ki. Çünkü sen garantici bir insansın değil mi? Neyin olacağını, neyin olmayacağını senin bilmen gerekiyor sürekli. Ama sen de her an beklenmedik şeylerle karşılaşmayı seviyorsun gibi. Yani sürprizleri severim. O zaman bu senin.
inanamıyorum şu anda. Teşekkür ederim. Acaba ne çıkacak? Çok heyecanlıyım. Açıyorum. Ve o. Dırırırırırım. Aman Allah'ım. Bir kızıl verili. Gördüğüm en içten şaşırmaydı bu arada. O zaman Özgür Kaptan, sen de bu jestinin üstüne çikolatamın yarısını kabul et. Senin için mi? Ben yemeyeyim. Al lütfen. Şuranda çikolata var. Sende de var. Şuranda var. Aa. Geçti mi? Vay be. Güzel maçtı. Azra da güzel oynadı yalnız. O kadar özlemişim ki sahada olmayı. İçim gitti izlerken. Bir de denizi ve sokakları özledim. Hatta her yeri özledim. Neyse ya, tamam. Ama sızlandım ben de. Azıcık daha sabredeceğim. Hepsi o kadar. Sabretmek zorunda değilsin ki. Yani şimdi de gezebilirsin. Nasıl yapacağım onu? Seni Emir Yıldız'la tanıştırayım. Emir bir şeyi kafaya koyduysa onu yapar. Ama Ceren de lafa bakmaz, işe bakar Emir Yıldız. Burada bir rekabet mi seziyorum ben? Ya ben sporcuyum, unuttun mu? Benim işim zaten rekabet. O zaman var mısın iddiaya? Ödülü kazanan belirler. Varım ama bak, sonra mızıkçılık yapmak yok. Bunu kendine söyle, çünkü sen kaybedeceksin. Nasıl yapacağız ya şimdi? Direkt nişanlın var diye mi soracağız? Ben anlamadım. Ben halledeceğim. Sen hiç merak etme. Tamam. O zaman ben sonra konuşayım. Şimdi sen soracaksın. O da diyecek ki, o hayatımda kimse yok falan diyecek ya. Peki olmasını ister misin de şu rak yanına oturayım. Nasıl? Tamam. Ya da ben hiç konuşmayayım. Hadi. Çocukluğunu görebiliyorum. Böyle feci, haylaz bir kız sözlüğü, gözler ateş. Haylaz demeyelim de biraz oyuncu diyelim. Ben de sende şey hayal ediyorum böyle. Tek başına bir köşede oturan, kimseyle konuşmayan. Öyle bir çocuk canlanıyor. Yani sıkıcı bir çocuk gibi mi? Biraz öyle görünüyor. Bir de kabul ediyorsun yani. Ya hayır. Ya öyle görünüyorsun dedim. Yaklaşınca gerçeği görebiliyorsun aslında. Yok, ben gerçeği öğrenmek istemiyorum. Bal gibi de istiyorsun. Tamam, neymiş gerçek? Söyle bakalım. Gerçek şu, sıkıcı olamayacak kadar derin olduğu aslında. Yani bir deniz gibi düşün. Bir deniz hem tehlikeli olabilir, eğlenceli olabilir, huzurlu olabilir. Ama asla sıkıcı olamaz. Çünkü içi fırtınalarla doludur. Sen de öylesin, bir deniz gibisin. Huzurlu görünüyorsun ama için fırtınalarla dolu. Bence şarkılarını kendin yazmalısın. Gerçekten mi? Özgür, deniyorum aslında ama bir türlü olmuyor. Gerçekten ben senin ruhundan gelen bir şarkıyı dinlemek isterdim. Eminim en sevdiğim şarkılardan biri olurdu. Bak ya. Ya ama abla, evimin önüne kamp kurmak nedir ya? Alican bak, korkmana gerek yok. Konuşacağız sadece diyorum ya. Yok ya. Sen önce kime çalıştığını söyle. Annene mi, babana mı? Bana bak, ne biçim konuşuyorsun sen?
Benim annemle babam mafya mı? Vallahi ben bilmem. Verda abla aradı, size davet etti. Cem abi aradı, daveti geri aldı. Hani biri kalk gidelim diyor, öteki şey yapma otur diyor yani. Ben anlamadım. Ya Alican! Alican bir dinler misin ya Alican? Alican bir dinler misin? Bak dostum, biz ne anneye ne de babaya çalışıyoruz. Gülce için çalışıyoruz. Biz Gülce'nin adamlarıyız. Adam mı? Adamı derken? Yani iş adamı gibi düşün. Gülce patronumuz seninle tanışmak istiyor. Ya ben de istiyorum, ben de istiyorum da Cem abi istemiyor. Numarasını bile engelletti bana ya. Ben onunla konuşuyorum. Önce senin Gülce'yi üzüp üzmeyeceğini anlamam gerekiyor ama. Ya ben Gülce'yi üzmem. Niye üzeyim ben? Ama yani otizmi biraz araştırdım. Yani ne yapmam gerektiğini bilmiyorum. Çok da anlamadım yani. Sen merak etme. Ben sana her şeyi anlatırım. Ama ilk önce bir tanışsak. Hadi gel yanımıza. Geliyorum. Gel. Neye bakıyoruz oğlum hala? Kız gitmiş işte demek. Taburcu olmuş. Hadi gidelim. Allah Allah. Ceren'i arıyorsanız dışarıda. Erkek arkadaşı gezmeye götürdü. Yapma ya. Var mıymış harbiden öyle biri? Var tabii. Çok takdir ettim ama oğlanı. Bu durumda çoğu erkek kaçardı. Ne durumu anlamadık biz. Haberiniz yok mu? Ceren'in ayakları tutmuyor. Yürüyemeyecek bir daha. Nasıl ya? Nasıl oluyor ya böyle bir şey? Yıkılmıştır abi kız. Daha onun haberi yok. Babası hemen öğrenmesini istemedi. Söylemiyoruz. Kızın hayatı bitti durduk yere. Açmadı. Ben artık çok endişelenmeye başladım. Yani duymuyordur sadece ya. Önemli bir şey olduğunu düşünmüyorum. Babam hayatta yapmaz ki böyle bir şey. Zaten geçen gün de erkenden kaçtı. Çok sıkıntılıydı. Acaba diyorum yani bana söylemediği bir derdi, bir sıkıntısı mı var? Yani hem işe gidiyor hem hastaneye gelmeye çalışıyor. Yorulmuştur sadece ya. Güya ben bu sene transfer olacaktım. Onu çalışmaktan kurtaracaktım. Ben ona bakacağıma o bana bakıyor şimdi. Kim bilir nelerle uğraşıyor da. Ya benim hiç haberim yok tabii. Bence sen kafan da kuruyorsun şu an. Bak Deniz'i çok özledin dedin ama baktığın bile yok. Haklısın ya. O kadar iyi geldi ki buraya gelmek. Çok teşekkür ederim Emir. Sen gülümsedin, ben teşekkürümü aldım. Sen anlat bakalım biraz. Neyi anlatayım? Yani sen benim hakkında her şeyi biliyorsun ama ben senin hakkında hiçbir şey bilmiyorum. Senin gibi başarılı bir sporcu veya başarılı herhangi bir şey değilim. Bir müzik var. Babamın gözünde iğrenç bir şey. İşlerin başına geçmem lazım. O da benim gözümde iğrenç bir şey. Öyle yani, çok kayda değer bir şey yok. Bence sen kendini çok küçümsüyorsun. Bir kere her şeyden önce çok iyi bir insansın. En önemli şey de bu değil mi zaten? Bak ne diyeceğim. Ben babanın işlerini biliyorum. Bir ziyaret edeyim. Ne dersin? Gerçekten mi? Evet. Bence baban çok iyi. O yüzden sen de çok iyi ol. Deniz'in tadını çıkar. Hatta özlediğin başka bir yer var mı? Söyle, oraya gidelim. Söyle. Üç, iki, bir. Gel değirmeni. O zaman yeni rotamız gel değirmeni. Hadi bakalım. Hadi bakalım.
Özgür, bak söz ver bana. Babam öğrenirse benimle 100 sene falan konuşmaz. Ya biraz zevzek ama iyi çocuk bence. Babanla tanışınca anlayacaktır o da. Demesi kolay. Onunla görüşürsen gözüm açık giderim dedi bana. Lütfen söz ver. Tamam söz. Siz de akşam orada mı yiyeceksiniz? Olabilir. Niye sordun? Sen demiştin ya şarkı sözü diye. Sana bir şarkı sözümü göstermek istiyorum. Tabii yarın da gösterebilirim aslında. Yarın da nasılsa görüşeceğiz okulda. Sen odaklanmayı tercih ederim. Sözlerine. Yani şarkının sözlerine. Geldi geldi abicim geldi. Sen nereden gördün geldiğimizi? Bence motorun sesini duydu. Bildi bildi prenses bildi. Aferin prenses. Motoru duydum motoru. O zaman akşam Fatma Baba'da görüşürüz. 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 Bay bay. Takıyorum o zaman şu. Tak. Hoppala. Cem Bey, hoş geldin. Hoş bulduk. %40 diyorsun yani. İyi mi? İyi, iyi. O yüzden de ailene gidiyorsun, durumunu anlatıyorsun. Hep birlikte düşünüp karar veriyorsunuz. Bu tek başına alabileceğim bir karar değil Cem. Cem Bey, sizin kızlar buraya alıştı da sizi bir daha göremedik. Ya sormayın. Verda ayağını çatlattı. Aa. Ya. İyileşsin gene geliriz. Hay Allah çok geçmiş olsun. Yalnızsın o zaman. Evet yalnızım. Biraz canım sıkkın. O yüzden biraz düşünmeye geldim. Ne vereyim düşünmelik? Ne var düşünmelik? Bakayım içeri ne varmış. Fatma Baba'da mı buluşacağız? Evet. Gülce ama senin annemlere yalan söylemen gerekiyor. Ben yalan söyleyemem ki. Biliyorum ya. Tamam. Şöyle yapacağız. Ben sana söyleyeceğin şeyi ezberleteceğim. Sen de annemlere öyle söyleyeceksin. Olur mu? Peki ben ne giyeceğim? Ne giyeceğim bilmiyorum ki. Keşke senin gibi güzel olsaydım. Sen benden daha güzelsin. Bekle. Evet. Bak bu sana çok yakışır. Ama bu senin elbisen. Sen kıyafetlerine dokunmama çok kızarsın. O eskidendi canım, artık büyüdün. Resmen genç kız oldun ya. Sevgilinle buluşuyorsun Gülce, çok heyecanlı. Saçlarını da mı yapsam? Yap. Sen kafana dokunmamı istemezsin ama. O eskiden de artık büyüdü. Ay seni yerim ben. Gel. Tamam. Gıdıklamak yok. Bak bunu buraya bırakıyorum, sen dene. Ben de sana takı seçeyim, tamam mı? Seni bekliyorum. Gel hadi. Yaşar insan, ardına asla bakmadan. Düzelteceğim ablacığım. Sensizlik olmaz bana. Çok güzel oldun. Burada duramam fazla. Duydun mu, sordun mu, ne haldeyim, kime giderim? Tamam. Koyamadım yerine başkasını.
melek tutar insan. İnanır hayallere hiç usanmadan. Karşımda koca bir hayat, kandırır beni gülmez asla. Bunu giysin Özgür, bunu giysin. Prens olacak benim abim, prens. Abicim ne prensi ya? Bırak şu prensi. Senin abin kaptan, kaptan. Prens kaptan. Kaptan prens. Nasıl geçti gün, anlat bakalım. Abini özledin mi? Güzel geçti, güzel geçti. Gülce vardı abicim, Gülce vardı. Demek öyle ha? Vay be. Gülce'ye bak sen, abicini bile unutturuyor sana. Çok seviyorum abicim, çok seviyorum. Kalbim çok seviyor. Rüzgar, Gülce'nin erkek arkadaşı var. Erkek arkadaş ne demek biliyorsun değil mi? Evet, biliyorum. Sevgili demek, sevgili demek. Evet abicim. Üzülüyor musun peki? Neden üzüleyim abicim? Rüzgar neden üzülecek? Bilmem. Gülce'nin sevgilisi olması kalbini üzüyor mu? İzmir abicim, Gülce çok mutlu. O zaman Rüzgar da mutlu. Geçmiştik önceden biz bu yerden. Acılar dolu, anılar dolu. Hiç yorgun düştün oldu mu? İçimden bağırdım ben, sen duydun mu? Çıkmıyor beynimden sözlerin. Nefretin gitmiyor gözümden, o çocuk halin. Hadi abicim, ben hazırlanıp geleceğim. Tamam? Tamam abicim. Kolay gelsin Zarifem. Vay aslanım benim be. Gel bakayım buraya. Gel bakayım buraya babasının gülü gel. Bak oğlum, bak bakayım bana. Oğlum dur bakayım dur. Oğlum bir dursanız. Babacığım bana bak. Oğlum. Yapraksana çocuğu. Gel tamam tamam. Gel gel yavrum. Çocuğa bak bana. Haydar bak bana. Annem. Bak ben buradayım annem bak. Bana bak, sakin ol. Sakin ol yavrum. Bak, bak bana bak annem. Haydar. 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 Oğlum, ben de babanım ya. Niye böyle yapıyorsun? Çekil git şuradan ya. Bak, bak. Bak burada en sevdiğin oyuncağı var Haydar. Bak, bak oğlum. Bak gördün mü? Bak. Al oğlum. Aferin. Aferin benim oğluma. Oğlum. Bak bakayım bana bak. Alo. Aferin benim oğluma. Sen gel bakayım şöyle. Yürü ya. Gel yürü. Gitme dur. Yürü. Ya çekme. Ya sana kaç kere dedim bu çocuğu korkutma diye. Korkuyor işte senden. Sen niye alıyorsun kucağına ya? Ya iyi de bir şey yapmadım ki, sevdim. Sevdin öyle mi? Sevdin de ondan böyle oldu bu çocuk. Aldın duvara çarptın, bak bu yaşına geldi hala konuşamıyor. Sen ne sevgisinden bahsediyorsun ya? Aman başlama gene be. Ben bir şey yapmadım. Benimle ne alakası var? Ondan önce de konuşmuyordu çocuk. Küçücük de o çocuk. Küçücük. Nasıl konuşsun ya? Ya bir git Allah'ın aşkına bak. Bir git ya. Tamam kes. Ben zaten sana gelmedim buraya. Özgür Kaptan'a geldim.
Ne yapacaksın sen özgür kaptanı? Sana ne? Bir işim var. Onu danışacağım. Sen? He. Özgür kaptanı. Evet. Sen biliyor musun bunun evini? Nerede oturuyor bu? Ya ben nereden bileceğim özgür kaptanın nerede oturduğunu? Allah'ın aşkına hadi bir git bak, benim işim gücüm var. Oyalama beni. Uzak dur ya. Gidiyorum ama geleceğim. Hadi gel oğlum. Hadi gel. Gel lan ya. Sarıl kocam. Buyur abi. Yok şey abi, ben bizzat emrettiğin gibi şimdi özgür kaptanla şey yapıyorum. Yok, yerinde yoktu da ben evine gidip şey yapayım. Abi yok, bir sıkıntı olduğundan değil. Vallahi yok bir sıkıntı. Bak oğlumun üstüne yemin ederim çok, ben zaten işi kabul etti. Evet. Ben hani gidip bir ne yapacağını anlatacağım. Evet. Tamam. Tamam abi, sen merak etme. Bak mal yarın istediğin zaman istediğin yerde olacak. Hiç merak etme. Tamam. Tamam. Fatma Baba'ya gidiyoruz. Fatma Baba'ya gidiyoruz. Gülcene. Vallahi bütün Poça'yı gezdim be kaptan seni bulmak için. Ne zormuş ya seni bulmak. Abicim sen içeride bekle beni, olur mu? Ben sana haber vereceğim. Gel abicim. Tamam abicim, tamam. Gel. Hayırdır? Hop. Sakin ya. Kavga etmeye gelmedim. Konuşmaya geldim. Ne konuşacaksın sen benimle ya? Balık işini. Hani bu anlaştığın, tamam ben taşırım dediğin, kabul ettiğin balık işini. Yarın sabah teslimat var. Sen gün doğarken malları... Ne diyorsun ya? Ben kimseyle anlaşmadım. İyi ki de anlaşmamışım. Sen var mısın işin içinde? Ne demek anlaşmadım ya? Bal gibi de anlaştın. Nasıl anlaşmadım şimdi bu? Ne oluyor ya son dakika bu mızmızlanma, ben yokum falan? Sen bu işi çocuk oyuncağı mı sandın lan? Kimin neyin oyunu bilmiyorum. Ama sen varsan ben yokum. Şimdi git. Bir daha da buraya gelme. Hadi. Yalnız öyle kolay değil yani söz verip tamam yapacağım dedikten sonra vazgeçmek. Yapacaksın lan bu işi. Serkan bize kaptan yapacak dedi. Heyecanlı mısın bu akşam için? Göce gel, Göce gel. Ne oldu ya? Babam burada. Burada olmaması gerekiyordu. Ne yapacağım ben şimdi? Bilmiyorum ki. Alican. Gülce, sakın buradan çıkma, tamam mı? Bekle beni burada. Gel sen. Ne oluyor? Hoş geldin. Bulmuşsun Alican burayı. Konum attın ya abla. Doğru. Sen ellerin boş gelmişsin ama olmaz böyle. Şu arkada bir tane çiçekçi var. Oradan git güzel böyle bir çiçek bir şey yaptır hadi. Sen dedin ya kopmuş çiçek sevmez Gülce diye. Şimdi de sever diyorum hadi. Ne düşündün be Cem Bey? Tüh. Ama iyi düşündün ha. Hayrola, Foça'da gemilerin mi battı? Oo, Karadeniz'de gemilerin değil miydi ya? Burası Foça, bizim gemiler burada. Burada da battı. Bazen zordur gemiyi idare etmek. Hele de fırtınalı, dalgalı havalarda. Ama rüzgarsız da olmuyor, denizsiz de. Hem dümen senin elindeyse her şeyin üstesinden de gelirsin. Bak bu lavha içilir. Hadi afiyet olsun. Al ben sen. Oh. Baba. Kızım. Sen ne işin var burada? Sen niye buradasın? Asıl sen niye buradasın kızım? Ben birazdan... Çünkü ben ablası onu gezmeye çıkardı. Ne demek sen varsın diye cayıyorum. Asıl sen ben varım diye yapacaksın lan bu işi. Bak sen ya. Ben senden korkacak mıyım lan? Ben bu işe oğlum için girdim. Sen kardeşin için girmedin mi? Ben oğlum için girdim. Ne bu şimdi? Bak yarın teslimat var. Sen bu işi yapacaksın. Oğlum düşünüyorsan git kendine doğru dürüst bir iş bul. Bir daha da benim karşıma çıkma hadi. Oğlum ben de sana bu işi yaptırmazsam bana Fikret demesinler. Göreceksin sen. Sen var ya bana yalvaracaksın, abi ben taşıyayım ne olur diyeceksin. Görüşeceğiz seninle. Görüşeceğiz. Yürü lan. Rüzgar.
Abicim. Rüzgar. Gel. Gel abicim. Patates yiyeceğim, patates yiyeceğim. Tamam, yeriz abicim, gel. Atla abicim. Aslan kızlarıma bak benim ya. Nasıl da güzel görünüyorsunuz, nasıl da güzel olmuşsunuz maşallah. Maşallah benim kızlarıma. Demek kardeşini gezmeye çıkardın ha. Vay be. Aferin kızıma. Ama ben zaten... Alemsin sen de baba ya. Burada oturuyorsun, içiyorsun. Benim annem evde yalnız başına otururken. Bak bu yaşta fırça da yedim ben. Ben çok ciddiyim ama ben onun yerinde olmuş olsaydım kesinlikle sana küsmüştüm. Baba kadın geldiğinden beri evde oturuyor. Kıyamam yazık. Bugün bir de bizimle gelmek istedi baba. Külfet olurum diye gelmedi ya. Tamam o zaman şöyle yapayım. Zaten bizim konuşmamız gereken de şeyler var. Ben gideyim annenizin yanına. Şuradan da bir çiçek alayım ben. Bir de şey al. Deterjan alsana. Çamaşır suyu annem istedi. Bu saatte ne deterjanı kızım ya? Baba ne olur al ya. Ben unutmuşum şimdi. Annem bana çok kızar. Lütfen alır mısın? Tamam kızım, tamam tamam. Tamam babacığım. Tamam babacığım. İyi tamam o zaman ben gidiyorum. Tamam. Siz de geç kalmayın, konuşacaklarımız var evde. Tamam. Tamam tamam. Hadi görüşürüz. Hozlar yakalamıyorduk ya. Evet. Alican. Ne haber Cicim? Cicim, pardon. Ne haber? Sonunda buluşabildiğimize sevindim. Ben de. Ablacığım siz şöyle oturun. Ben de zaten buradayım. Bir şey olursa hemen buradayım yani. Siz oturalım. Tamam. Oturalım. Çok güzel olmuşsun. Teşekkür ederim. Verdi Hanım. Müsait misiniz? Buyurun buyurun Harun Bey. Merhaba, buyurmaz mısınız? Teşekkür ederim. İyi misiniz siz? Verdi Hanım, biliyorum dertleriniz, sıkıntılarınız var. Sizi üzmek istemiyorum ama... bir konu hakkında sizi uyarmak istedim. Yani anne baba olarak bunu duymak hakkınız. Ne konusunda, ne oldu? Geçtiğimiz gün geceyle Gülce okulun önünde tartışmışlar. Bir tatsızlık olmuş. Etraftaki insanlar da telefonla çekip bana gönderdiler görüntüleri de. Ben bakabilir miyim görüntülere? Tabii. İsterseniz ben size mesaj olarak göndereyim. Hem eşiniz de izlemek ister belki. Evet, lütfen. Lütfen. Siz numaranızı kaydedin isterseniz buraya. Nasıl bir kavga? Çok anlamadım ben. Buyurun. Buralarda okulumuzu istemeyen bazı duyarsız insanlar var maalesef. Onların eline koz geçmiş. Hemen bize yüklenmeye kalktılar. Gelmiş olması lazım. Gelmiş, evet. Ne hale getirmiş?
Hayır, anlayamıyorum yani. Gece kardeşine böyle davranmaması gerektiğini bilir. Neden yani, ne oldu da hoş, ne olursa olsun olacak iş mi bu? Ay, benim aklım almıyor Harun Bey. Buyurunuz. Sağ ol. Afiyetler olsun. Sağ ol. Berkay, Özgür'ü gördün mü? Yok. Neden? Geleceğim demişti de. Neyse. Yani söz verdiyse gelir. Ne haber? Ne oldu? Nasıl ne oldu? Yardım ihtiyacın var mı diye bir sorayım dedim ya. Hayır yok, nereden çıktı? Bir yerden çıkmadı. İyi, ben gideyim o zaman. Ya benim sana bir şey itiraf etmem lazım. İtiraf herkesin bilmesinde sakınca görülen bir gerçeği gizlemekten vazgeçip söylemek, bildirmek ya da açıklamaktır. Ya sen çok komiksin ya. Vallahi ezberin zehir gibi acayip akıllısın yani. Ama bu bir itiraf değil ki. Ya hayır. Ben onu demeyecektim zaten. Hani ben sana bize gel demiştim ya. Ben aslında seni benim duvarıma resim yapman için çağırmıştım. Biliyorum. Evet. De hani yani ben seni kendi çıkarım için çağırdım. Anladın mı? Yani NFT çizmen için. Çıkarım kelimesini bilmiyorum. Ya dur. Boş ver şimdi. Önemli değil. Sonra bakarsın. Ya artık öyle değil nasıl olsa. Yani artık sahiden seninle görüşmek isterim. Sahiden görüşmek mi istiyorsun? Evet. Çünkü sen bazı kızlar gibi değilsin. Ya onların tek derdi güzellik, para, pul falan. Boş yani. Ya hatta bak sen yalan da söyleyemiyor musun? Süper bir şey, biliyor musun? Bayıldım, bittim ben buna yani. Harika. Yani işte. Sadece ağızlarının hayatı. Yalan dolan be Gülce. Yalan aldatmak amacıyla gerçeklik dışında söylenen sözdür. Yalan hayat diye bir şey olamaz ki. Aynen. Bence de. Olmasın da zaten. Bir de bana böyle anlayışlı, ilgili abla pozları yapıyor. Kardeşini kursa götürüyor falan. Ay, aklım almıyor benim Harun Bey ya. Berda Hanım, bugün gece çok iyi bir abla. Sadece biraz daha dikkatli olması lazım. Bakın onu suçlarsanız gerçekten kendimi çok kötü hissederim. Yok, ben onu suçlamıyorum Harun Bey. Ben kendimi suçluyorum. Ben geceye Gülce'yi emanet ettiğim için kendimi suçluyorum. Gecenin bir suçu yok, bu benim suçum. Lütfen böyle düşünmeyin. Siz gerçekten çok iyi bir annesiniz. Yok Harun Bey, siz beni çok tanımıyorsunuz o kadar, sağ olun. Ben çocuklarınız için döktüğünüz gözyaşlarınıza şahit oldum. Oğluma ilk teşhis konduğunda eşim ikimiz de terk etmişti. Gerçekten. Hem de arkasına bile bakmadan gitti. Yani benim hiç aklım almıyor. Bir anne böyle bir şey nasıl yapar? İnanın bu soruyu ben de yıllardır kendime soruyorum ama bir cevap alamadım. Yani fedakar anneler babalar vardır. Ya da sorumluluklardan kaçan insanlar. Hoş, hepimiz hata yapabiliriz. Ama siz gerçekten fedakar bir annesiniz. Dediğim gibi gece sadece dikkatli olsun yeter. Bu okul hepimiz için çok değerli, çocuklar için çok değerli. Başkalarının ellerine koz vermeyelim yeter. Ya çok özür dilerim Harun Bey. Yani gece adına da özür dilerim. Ya o kadar mahcubum ki size karşı. Rica ederim, rica ederim. Uyarmanız yeterli olur. Dediğim gibi onu suçlamayın. Çok kötü hissederim kendimi. Müsaadenizle şimdilik. İyi geceler. İyi geceler.
Merhaba Cem Bey. Daha iyi misiniz? İyi Harun Bey, sağ ol. İyiyim. Siz hayırdır? Verdi Hanım'la biraz sohbet ettik ama benim gitmem lazım. Eşiniz size ne olduğunu anlatır. İyi geceler. İyi geceler. Verdi, hayırdır? Ne oluyor? Anlatacağım ben sana da. Bir içeri getir. Oh. Yavaş. Yavaş. Bu kadar şaşıracağını bilseydim önceden gelirdin. Yok ya. Geç geleceğim demiştin ya. Saat erken mi? Doğru. İyi geldik abicim. Patates yiyeceğim ben. Patates yiyeceğim. Tamam. Biraz dolaşalım. Ondan sonra tekrar geliriz hadi. Aa, patates yiyeceğim abicim. Bin kere söz ver o zaman. Yiyeceğiz değil mi? Bin kere söz ver. Bin. Söz bin kere söz. Hadi. Hadi gel. Takip sayısı önemli tabii. Tabii imaj çalışması da yapmamız lazım ikili olarak. Efendim anne? Gece hemen eve geliyorsunuz. 10 dakika içinde sizi burada göreceğim. Ne oldu? Dediğimi yap gece. Çabuk buraya gel. Ne oluyor ya? Cidden niye çıldırdı o kadar? Ben bile duydum. Bilmiyorum. Ablacığım gitmemiz gerekiyor bir an önce hadi. Tamam. Biz bir daha görüşür müyüz? Yani ne zaman görüşürüz? Bilmiyorum. Hadi ablacığım. Görüşürüz. Girsin. Kardeşine bağırıp çağırdığın görüntüleri izledik. Yazıklar olsun sana ya. Gözümün önüne geldikçe delirecek gibi oluyorum. Yazıklar olsun sana. Gerçekten bundan daha kötü bir ablalık yapamazsın. Öyle mi anne? Bir de öyle mi diyor? Ya daha ne olsun? Ya daha neler demişsin sen ya? Neler demişsin? Bağırmışsın, çağırmışsın. Alican sana göre değil demişsin. Sen farklısın demişsin. Kolunu tutmuşsun, şımarık demişsin. Rüzgar doğuda iki çocuğu birden bile isteye krize sokmuşsun. Yelken kulübünü rezil etmişsin. Herkesin gözünün önünde. Daha sayayım mı? Anne şu an bana öyle büyük bir haksızlık ediyorsun ki. Ay yani gözümle görmesem masum diyeceğim. Bir şey söylesene sen de. Evet babacığım sen de bir şey söylesene. Yani keşke o kadar da yapmasaydın kızım. Vay be. Anne sen çok haklısın. Ben gerçekten dünyanın en berbat ablası falanım. Ben dünyanın en kötü ablasıyım. Bana yazıklar olsun. Değil mi baba? Bir dakika ne ima ediyorsunuz? Siz ne diyorsunuz? Söylemeyecek misin? Ne söyleyeceksin? Söyle. Ne ya? Ne? Alican'ı unutturmamı babam istedi benden. Gitmiş çocuğu korkutmuş, senin davetini de iptal ettirmiş. Saçmalama canım, olur mu öyle şey? Kanın kendi istememiş Gülce ile görüşmesini oğlunun otizmli diye. Anneciğim hayır, babam söyletmiş onu. Ne? Ne?
Bin kere söz verdin abicim, bin kere söz verdim. Patates yiyeceğiz dedim. Hadi sen gir abicim. Fatma babayı söyle hazırlasın sana. Tamam. Ben bir hesabı alacağım burada. Tamam. Fatma baba. Kanka. Ne oldu ya sana? Ne olmuş? Oğlum sen suratının halini görüyor musun? Zengin olsan iflas ettin, bütün paranı kaybettin falan diyeceğim. İyi misin? Para değil de kendimi kaybettim ya. Nasıl yani? Anlamadım. İşte olmayacak şeyleri az daha kendimi kaptırıyordum. Bir dakika, neye kaptırıyorsun bunu anlamadım ya. Boş ver ya. Özgür. Harun abi. Ne haber oğlum, nasılsın? İyi mi? Hoş geldin abi. Hoş bulduk. Ne haber, nasıl keyifler? İyi abi. Ne bu haller, canım mı sıkın yine? Yok, bir şey yok abi ya, iyiyim. Yine bu para meselesi mi? Ona mı takılıyor kafan? Oğlum aramızda borç meselesi olamaz diyorum. Sen anlamıyor musun? Anlamıyor beni. Harun abi ben... Dinlemiyorum artık seni. Bu kadar, buraya kadar. Oğlum belki ben senin için değil, kardeşin için yapıyorum her şeyi. Onun hakkını da mı engelleyeceksin Özgür? He? Oğlum kendini düşünmüyorsan kardeşini düşün, tamam mı? Ne olur bunu düşün. Yine boş bakışlar. İşim var benim, kaçıyorum. Tamam. Hadi görüşürüz. Evet. Hadi. Bro, bu adam iyi bir adam aslında ya. Sen niye öyle borç alamam falan diyorsun ki? Babam ondan para almamızı istemiyordu bu kredi meselesinde. Hı. Harun'dan borç alacağım, hamallık yaparım daha iyi diyordu. Nasıl yani? İyi arkadaşlardı aslında. Niye öyle bir şey dedi ki? Bilmiyorum. Ama babam dediyse vardır bir bildiği. Çok enteresan abi. Şimdi beni mecbur ettiği şeye bak lavuğun ya. Ulan onlar benden kan alır. Ben senin peşini bırakır mıyım kaptan ya? Sen böyle bir şey nasıl yapabilirsin sen? Gülce'nin mutlu olma ihtimalini nasıl engellersin Cem ya? Ben kızımı korumak için yaptım. Allah Allah! Kızını böyle mi koruyorsun yalanlarla dolanlarla, arkadan iş çevirerek, bana o korkunç cümleyi işittirerek? Ya senin haberin var mı, o kadının söylediği şey benim bıçak gibi göğsüme saplandı, duruyor hala burada. Tamam, haklısın. Yani ben o kadarını hesap edemedim, düşünemedim yani. Kusura bakma. Ya biz ne ara böyle bir aile olduk? Böyle miydik biz gerçekten? Biz ne ara böyle birbirine güvenmeyen, arkamızdan iş çeviren insanlar olduk? Anne ben kardeşim gerçekten bak... Hiç bana bir şey söyleme Gece. Artık seni kardeşinin etrafında görmek istemiyorum. Kızımı ben kendim götürürüm kursa. Anne ne diyorsun ya? Bırak Allah aşkına. Baban ne dediyse dedi. Hiçbir şey senin kardeşine o şekilde davranmanı haklı çıkaramaz. Ben artık sana güvenmiyorum. Anne ama şu an yaptığım her şeyi bir çırpıda hiçe sayıyorsun, farkında mısın? Kızım haklı yani, o kadar da değil Verda. Ayrıca ben o kadar vakit harcıyorum, yani. Emek harcıyorum. Rica ediyorum. Yani bana şu an rica edin. Boncuk, nasılsın? Mutlu. Gece beni Elcan'la buluşturdu. Ne? Aa ne? Ne? Bana kendi elbisesini de verdi, çok güzel oldum. Demek Alican'la buluştun. Bakalım bu gece daha ne bombalar duyacağız. Peki nasıl, anlaşabildiniz mi? Sevdin mi Alican'ı? Evet. Bana tam 3 kere çok komiksin dedi. Gerçekten mi? Komik olmayı sevdim. İyi geceler. İyi geceler. 3 kere çok komiksin demiş. İnsan vay be vay be, korkak kuzu emanet etmişim. Senden bunu hiç beklemezdim Gece. Hiç beklemezdim. Gördün mü bak. Çocuğu boşuna engellemişsin. Nasıl yüzü gülüyor, nasıl mutlu. Ya. Gece, kardeşin çok mutlu oldu kızım. Sana teşekkür ederim falan hiç yok. Bu evin zaten günah keçisi benim değil mi? Bu evin günah keçisi Gece. Annen haklıymış kızım. Annen çok haklıymış. Sen Gülce'nin etrafında fazla dolaşmamalısın. Baba. Bir dakika ya. Bir dakika şimdi sen... Gece senin dediğini yapmadığı zaman mı bana hak verdin? Öyle mi oldu? Öyle oldu. Baban senin arkandan da iş çevirdi. Ne? Ne yaptın? Senin yelken okuluna kim aldırdı zannediyorsun?
Evet, gitti baban Özgür'le konuştu. Dedi ki sen çok güzel abilik ediyorsun. Bizim kıza da birazcık ablalık etmeyi öğret dedi. 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 Ne var bunda ya? Ben senin mutluluğun için söyledim. Ne yapmışım yani o kadar da abartma yani. Doğru yani baba. Yani beni yıktın şu an gerçekten. Annemden her şeyi, bütün haksızlıkları beklerdim. Ama senden asla beklemezdim baba yani. Madem ikiniz de benim çok kötü bir abla olduğuma hemfikirsiniz, ben de bundan sonra Gülce'den uzak duruyorum. Bundan sonra da Sera'da kalıyorum. Siz de kendinize bir bakıcı ararsanız sakın benim kapımı çalmayın, tamam mı? Hadi Fikret, hadi oğlum, hadi. Efendim abi? Evet abi. Şey yok, bu aracı olan eleman kaçtı ya. Şimdi bu da yapmamak için kıvırıyor ama ben... Yok yok, ben onu ikna etmenin bir yolunu... Ha. Tamam abi, anladım. Tamam. Hayırdır birader? Birader ben seni kovmadım. Bir dakika, sakin ol. Ben sana bir şey anlatacağım. Bir sakin ol, tamam? Bak kaptan. Evet tamam, bizim tanışmamız çok iyi olmadı, şey olmadı, ben farkındayım eyvallah, ama yani ben senin düşündüğün gibi kötü bir adam değilim ya. Ben de senin gibi işinde gücünde bir adamım yani, anladın mı? Borç batağı falan derken işler ters gitti, dünyamız alt üst oldu. Yengen aldı oğlanı gitti. Ben ne yapıyorsam Zarife ile Haydar'ı geri kazanmak için yapıyorum, yuvamı kurtarmak için yapıyorum, onlar için yapıyorum ya. Oğlan hasta, ne olduğu belli değil. Ya ben de istiyorum onu en iyi hastanelere götüreyim, en iyi doktorlara götüreyim ama cepte 5 kuruş para yok. Anladın mı? Sen bu işi kabul edersen benim de cebime bir para girecek. Hem sen dedin, biz dedin, sürüyüz dedin, birbirimizi koruruz dedin. Ha işte benim de sürüm Zarife ile Haydar. Yani inan bak, benim tek niyetim onları korumak. Ya ben tornacı adamım ya. Benim ne işim olur böyle işlerle? Ben mecbur kaldım ya. Mecbur kaldım. Evet. Ya hem zaten ne yapıyoruz ki? Yani alt tarafı balık. Balık yani. Hemen ayır deme bak, gözünü seveyim. İstiyorsan git biraz düşün. Ben şurada beklerim. Vallahi beklerim ya. Tamam. Tamam, yapacağım. Allah senden razı olsun. Allah senden bir sarı iş yap. Tamam vallahi bak, yemin ediyorum ilk seni gördüğümde dedim ki bu dedim adamdır dedim. Adamın dibidir dedim buna. Elini öp. Tamam uzatma. Sen ne zaman olacaksa söyle. Ben hazırlanıp geleceğim. Bu sabah. Bu sabah ben malı nereden alacaksın, nereye bırakacaksın, sana şimdi hepsini anlatacağım. Harbi adam, sen adamsın. Adamsın sen. Tamam dedik ya. Beni yelken okuluna almanı babam mı istedi? Doğru mu bu? Doğru mu diyorum? Sırf babam istediği için mi getirttin beni oraya? Bir hayal var. Evet. İçimde kanatır yaramı düşününce hep mi? Hiçbir açıklaman yok mu? Umut yok mudur? Ağladım yine gizlice. Aynı sorular beynimde. Hiç mi anlamadın? Bu senin celladın. Sordular bana gülünce, mutluyum dedim kendimce. Hep yalnız kaldım, seni bulamadım. Sevdim kaç kere öldükçe, sanki kurtarır beni bir söze. Hep yarım kaldım. Ne açıklaması istiyorsun? Sensiz yapamadım. Hiçbir şey söylemeyecek misin? Unutamadım. Benimle sırf
iyi bir abla olmayı öğreneyim diye mi görüştün? Evet. Hepsi bundan ibaret yani. Evet. Sırf babam istediği için. Sadece onun için değil. Kardeşini düşündüğüm için. Gülce iyi bir ablayı hak ediyordu. Ciddi misin sen ya? Çok teşekkür ederim. Bana iyi bir abla olmayı öğretebildiğin için. Mükemmel bir insansın. Selam. Selam. Sera yok mu? Yok. Yani nerede olduğunu bilmiyorum. Benim dükkanda da belki. Yapıştı oraya. Annenle nasıl geçti? Korkunçtu. Gülce ile görüşmekten men etti beni. Yok artık. Bayağı uzaklaştırma verdi bana. Bana güvenmiyormuş. Kötü bir ablaymış. Sen de rahatına bakarsın o zaman. Kasacak bir şey yok. Kasmıyorum Miro. Bana haksızlık ediliyor, ondan bahsediyorum. Bence hayatta bazı şeyleri biraz fazla büyütüyorsun. Daha önemli problemler var. Öyle mi? Ne gibi mesela? Ölümle. Sakatlıkla boğuşmak gibi. Gerçek dertler onlar. Kazayı görmek seni çok etkiledi değil mi? O yaralanan kız filan. Ama kötü bitmedi en azından. Ve bu senin sayende oldu. Miro, sen bir kızın hayatını kurtardın. Ve bu çok değerli bir şey. Abartılacak bir şey yok. Ambulans aradım sadece. Ben otele gideyim. Uykum geldi. Görüşürüz. Görüşürüz.
Ulan şunun için bana kalp krizi geçirttirdiniz be. Oh, derya kuzusu bunlar, derya. Hadi bakalım. Tamam abi. Bir filimiz yok. Ben kontrol ettim. Aferin oğlum, aferin Özgür. Gururlu çocuk. Ne işin var senin burada? Var burada, ne çeviriyorsun sen? Seni ilgilendirmez gece. Gayet de beni ilgilendirir. Sen benim kardeşim için babamla arkamdan iş çevirip bana yalan söylüyorsan rüzgar da beni ilgilendirir. Bu saatte bırakıp gittin çocuğu ya. Tamam, ben şimdi yanına gidiyorum ve sana da hesap vermek zorunda değilim. Sen de çabuk arabana bin ve git buradan. Gayet de hesap vermek zorundasın. Madem sen bana ablalık taslıyorsun, onu bırakıp neden denize açıldığını, burada ne iş çevirdiğini söyleyeceksin. Gece buradan çabuk git. Beklesin. Özgür bu parayla bana olan borcunu ödeyecek. Eğer bu paranın içinden tırtıklarsan Fikret haberim olur ona göre. Yok abi, olur mu öyle şey? Ben yapmam zaten. Hayatta elim sürmem. Sen daha beni tanımamışsın. Bu parayı sana neden böyle verdim biliyor musun? Aman abi, estağfurullah. Kazadır. Olur. Kaza değil. Bilerek yaptım. İşin ciddiyetini anla diye Fikret. Eğer bu işle ilgili tek bir bilgi sızarsa... Aman abi, yok tamam, ben biliyorum tamam, sen vallahi şey yapma. Yani zaten onların bir şeyden haberi yok. Bu Özgür kaptan balık taşıdığını zannediyor. Balık taşıyorlar zaten Fikret. Evet abi, aynen balık. Madem bundan sonra kaptanla sen muhatapsın, üstüne birazcık çekip düzen ver. Özgür senin gibi adamlardan hoşlanmaz, sevmez. Bu işten soğursa ben de senden soğurum. Tabii abi, ben... Üstüme çeki düzen. Tamam abi, nasıl istersen. Bu işi çocuklara açtığım okulun tekneleriyle yaptığım duyulursa... Özgür'le iyi geçineceksin. Anlıyor musun beni? Yoksa seni balıklara çeviririm. Beni çok iyi tanırsın. Eyvallah abi.
Sen niye bana böyle davranıyorsun? Benim sana bir şey yaptığım yok Gece. Nasıl yok ya? Dün geleceğim diye söz verdin, gelmedin. Sonra babamla yaptığın anlaşmayı öğrendim. Sebebini sordum, hiçbir şey söylemedin. Söyledim. Ama sana verdiğim cevap seni tatmin etmiyor sanırım. Etmiyor çünkü bana inandırıcı gelmiyor. Bir insan bu kadar kolay değişemez. Senin kesin bir derdin var. Dün de o yüzden gelmedin değil mi? Söyle bana, halledelim birlikte. Benim derdim sensin Gece. Az önce işimi bozdun benim. Ne kadar garip bir iş ya bu. Bu saatte rüzgara bırakıp gitmeler falan. Sen benim hayatıma dalıp istediğim gibi davranamazsın, anladın? Benim ne iş yaptığımı da soramazsın. Gece, dünya senin etrafında dönmüyor. Şımarık bir kız çocuğu gibisin. Büyü biraz artık. Kahvaltı hazır. İşten izin aldım bugün, kahvaltı benden. Akşam yemeği de benden. Sen otur bütün gün istirahat et. Gerek yok Cem. Biz tost yiyeceğiz Gülce'yle. Tamam, yapayım ben tost. Yok, dışarıda yiyeceğiz. Oradan da kursa bırakacağım zaten. Tamam, ben götüreyim sizi. Siz yersiniz, ben dönerim. Biz gideriz. Gece odasında yok. Nerede? Gece... Gülce, sana şahane bir haberim var. Bundan sonra seninle kursa her gün ben geleceğim. Yine eskisi gibi anne kız her yerde birlikte olacağız. Ama ben Gece'yle gitmek istiyorum. Gece yok, Sera'da kalıyor. Ama ben onunla gitmek istiyorum. Gülce'cim, ablam biraz hasta olmuş. Sana bulaşmasın diye Sera'da kalıyor. Bak ne diyeceğim, kursa gitmeden önce gidelim bir de tost yiyelim mi seninle? Hadi. Hadi. Hadi kızım. Görüşürüz. Görüşürüz ne ya? Amma abarttın ha. Anladık, tamam, tavırlısın. Daha yani araba kullanamazsın, yürüyemezsin. Götüreyim işte, ne var? Gerek yok, biz gideriz. Taksiyi çağırdım ben. Sana iyi dinlenmeler. Şımarık kız çocuğu. Sen kimsin ya? Miro? Ya şarj aletimi, daha doğrusu kablosunu unutmuşum da onu aldım. Ne oldu aşkım, sen yine niye sinirlisin? Yine mi? Ben hep sinirli birisiyim yani, öyle mi? Huysuz bir insan mıyım ben? Hayır hayır, öyle demek istemedim. Ne demek istedin o zaman? Dün için teşekkür etmek istemiştim. Belki daha uyuyorsundur. Yine de günaydın. Harika bir gün olsun senin için. Cevap verecek misin artık? Boş ver aşkım ya. Bir şey demedim sahi. Unutalım. Gel denize girelim ha. Ha, ilk önce söyle, sonra unut. Yok öyle. Hayat sana güzel ya. Asıl hayat sana güzel be. Ne diyorsun sen? Çok sıkıldım senin bu mutsuz şikayet eden hallerinden. Bir de böyle bütün dünyanın yükü üzerimdeymiş havaları. Ne derdi olan insanlar var, sesi çıkmıyor. Canın ne istiyorsa onu yap. Günaydın. Senin mesajını uyanmak harika bir gün geçirmek için yeterli. Şşşt. Babaanne terli geliyor bak. Aşkım mı? Ceren. Yok ama ya, kızın nişanlısı var ya. Nişanlısı olan kızı böyle rüyanda görmek ayıp sanki biraz.
Deme öyle ya, öyle deme, öyle denmez. Ne demek öyle denmez? Allah Allah ya. Kızı bir defa hayatında gördüğün yok, bir defa seni görmemiş, tanımıyor, konuşmamışsınız bile. Tutturmuşsun bana Ceren de Ceren deyip duruyorsun sürekli sürekli. Anlamıyorum ben seni ya. Sen elmayı seviyorsun diye elma da seni sevmek zorunda değil, tamam mı? Benim de Ceren'i sevmek için Ceren'e ihtiyacım yok. Ben onu onsuz da severim ya. Çünkü o benim buramdı. Mezara kadar da öyle kalacak. Biz de böyle bir delikanlıyız işte birader. Ne yapalım? Kafasız ama iyi kalpliyim. Alo. Kanka ben adama mı benziyorum? Niye etrafımdaki erkekler bir süre sonra ben erkekmişim gibi davranmaya başlıyorlar? Ben size bro dedim diye siz de bana elma demek zorunda mısınız? Ne elması ya? Anladın işte. Sen erkeğe falan benzemiyorsun. Tayna olsa gelsene konuşalım biraz. Gelemem. Takıldım ben şu an buna çok fazla. Şu an takılmamıştım. Daha önce de takılmıştım ama... Takılmamış gibi yapmıştım işte. Kapatıyorum aşkım. Şu an seninle konuşamam, tamam mı? Öpüyorum çok. Ne güzel ya. Hepiniz bana kapılarınızı kapatın, tam olsun. Gülce geldi, Gülce. Merhaba çocuklar, nasılsınız? Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Gülceciğim hoş geldin. Hoş bulduk. Prenses nerede Gülce? Abla prenses nerede? Prenses dediğin gece mi Rüzgarcı? Evet gece, evet. O bizim prensesimiz. İyi ama siz... Sizin aranız nasıl, iyi mi geceyle? İyi, iyi, iyi. Çok iyi, çok iyi, çok iyi. Ben en çok ama Gülce'yi seviyorum, sonra prensesi seviyorum. Ama Gülce'nin yüzü gülmüyor bugün. Yüzü gülsün. Çünkü ben geceyle gelmek istiyordum ama o hasta olmuş. Hasta mı olmuş? Yardım edelim, yardım edelim. Gülcecim, hadi gel biz seninle mayanı giyelim. Tamam. Oh. Bir çuval incir berbat ettin. %40 diyorsun yani. İyi mi? İyi iyi. O yüzden de ailene gidiyorsun, durumunu anlatıyorsun. Hep birlikte düşünüp karar veriyorsunuz. Bu tek başına alabileceğim bir karar diyeceğim. Önce dağıttıklarını toplamak gerek. Başlarına taş düşse geceden bilecekler. Gecenin derdine soran yok ki zaten. Gidin ya hepiniz. Gidin, ben kimseyi istemiyorum. Ben tek başıma çok iyiyim, tamam mı? Kimseye ihtiyacım yok benim. Neyse. Kendi kıymetini bilmeni isterdim. Senin ruhundan gelen bir şarkı dinlemek isterdim. Benim en sevdiğim şarkılardan biri olurdu. Bunlar neydi ya o zaman? Bunlar neydi? Yalnız mı?
Bilmiyorum, evet. Ne oldu ki? Yaklaştı. Gelecek çok yakın. Belki de kaçmak lazım. Sayende kardeşim ilk defa buna sarılmak istedi. Çok güzel bir duygu değil mi? Evet. Eser bir gün o da ruhuma. Karanlık akşamlar seni bana yazmışlar. Okuduğum en kötü hikaye bu. Gece gelir aklıma, zehir olur uykuma. Yaşadığım en kötü hikaye bu. Özgür. Oo, Özgür dalmış, Özgür dalmış, Özgür daldı. Abicim, bir düşünüyordum ya sizi nereye götürsem diye. Geçen gittiğimiz koya gidelim mi? Bugün yelkenli dersi çok sıkıcı. Gece de yok. Ben geri dönmek istiyorum. Ablan olmadan da eğlenebiliriz Gülce. Ama eğlenmiyoruz ki. Evet abicim, hiç eğlenmiyoruz. Geri dönelim, hiç eğlenmiyoruz. Tamam o zaman. Hadi gidelim. Kolay gelsin. Sağ olun. Oh, oğlum gelmiş. Hoş gelmiş. Senin oğlun da mı var? Manevi oğlum. Biraz konuşalım mı? Şöyle geçelim. Arif amca. İyi misin? İyiyim oğlum. İyiyim. Çok şükür iyiyim. Ceren seni çok özlüyor. Dün telefonlarını da açmadın. Gidemiyorum oğlum. Çok istiyorum ama olmuyor. Yüzüne bakamıyorum. Anlayacak da mahvolacak diye gidemiyorum. Bak yapma böyle, toparla kendini. Sen de böyle yaparsan Ceren nasıl kendine gelir? Peki sonra ne olacak oğlum? Asıl o zaman kendine gelemeyecek kızım. Top oynamayı çok severdi. Hep bunun için yaşıyorum derdi. Bak ben Ceren'in raporlarını en iyi doktorlara yolladım. Tamam mı? Sana söz veriyorum, ayağa kaldıracağız onu. Gerekirse dünyanın öbür ucundaki doktorlara gideceğiz. Yine de ayağa kaldıracağız. Bak ben sana söz veriyorum. Ama sen de bana söz ver. Şimdi kalkacağız, gideceğiz kızının yanına. Sen de kızının yanında olacaksın. Allah razı olsun. Bu kaza bizi mahvetti oğlum. Ama her şerde bir hayır vardır derler ya. Seni tanıdık. İyi ki o anda kızımın yanında sen vardın. Ceren'im de ben de çok şanslıyız. Merhaba yakışıklı. Tanışalım mı? Berda ben, Gülce'nin annesi. Sen Gülce'yi tanıyor musun? Adın ne senin? Bir şey mi istemiştin abla? Yok, bir şey istemedim. Arkadaşlarıyla oynamıyor burada, yalnız canı sıkılmasın diye ilgileneyim dedim. Sağ olasın. Sıkılmaz o. Gel anne. Spektrum türü ne? Benim oğlumun türü mürü yok, sapasağlam. Oldu. İyisin değil mi? Kimleri görüyorum burada, hoş geldiniz. Hoş bulduk Harun Bey. Dün olanlardan sonra Gülce'yi buraya ben getirmeye karar verdim. Üzüldüm. Yani ben sebep olmuşum gibi oldu. Olur mu canım, ne ilgisi var sizinle? Ya bir şey soracağım. Şu oradaki hanım burada mı çalışıyor? Zarife evet, burada çalışıyor. Neden sordunuz? Hiç yani öyle ben...
Bir anda onun otizmini zannettim de. Aslında ben de... Güncici, ne çabuk giyindin üstünü. Nasıl geçti dersin? Özgür Kaptan bugün çok sıkıcıydı. Keşke gece de olsaydı. Kızım, nasıl geçti günün? Bugünü hiç sevmedim. Teşekkür ederim. Rica ederim. Bitti iyi günü. Gıcık. Gel. Geleceğiz. Gerek yoktu gelmene. Olur mu? Benim karım bana küs olduğu zaman benim dünyam kararıyor. Gerekiyorsa alır eve kadar sırtımda taşırım. Cem, bu böyle şakalarla, komikliklerle, karım sırtımda taşırımlarla halledebileceğimiz bir sorun değil yalnız. Sen Gülce'yle ilgili tek başına karar aldın. Ya benim arkamdan iş çevirdin. Ben sana güvenimi kaybettim. Ya sana ne oldu ben anlayamıyorum. Sen niye bu kadar değiştin? Ama benim tanıdığım Cem bu değildi. Bilmediğin şeyler var. Ama ben değişmedim. Söyle. Anlat o zaman. Neymiş bileyim, öğreneyim, anlat. Peki söyleme. Söyleme tamam ama biz bu sorunları böyle çözemeyeceğiz senin, haberin olsun. Denizin yalnızlığı. Bravo Gece, gerçekten denizin içindeki sessizlik ve yalnızlık olması gerekiyor. Millet efkarlanınca gerçekten yaratıcılığı artar. Bende tık yok. Kaskını çıkartayım mı abicim? Çıkar abi. Çıkartıyorum. Hop. Ben taş toplayacağım abicim, taş toplayacağım. Tamam ama önce evimize gidelim, sonra yemeğimizi yiyelim, ondan sonra olur mu? Azıcık toplayacağım, azıcık toplayacağım. Tamam bak, azıcık söz verdin. Söz. Bekliyorum seni evde. Gece? İyi misin? Ne oldu? İyiyim. Bir bakabilir miyim? Bakamazsın sen. Evine gitsene ya. Deniz kesanesi batmış. Hemen temizlememiz lazım onu. Ya bırak diyorum. Ben kendim halledebilirim. Ya niye inat ediyorsun? Durdukça daha kötü olacak. Ya sen doktor musun? Ben başımın çaresine bakarım. Sen nasıl yapacaksın? Daha ayakta duramıyorsun. Bak gör şimdi. Ya Özgür, bırak beni. Özgür bırakır mısın? Özgür bırakır mısın beni? Bırak diyorum. Bırak diyorum. Babacığım. Kızım. Hoş geldin. Güzel kızım benim. Ya babacığım neredesin sen ya? Çok merak ettim. Bir şey oldu zannettim. Affet kızım. Mesai yazmışlar. Ondan hep. Sen beni merak etmişsin. Ben de geldim işte. Çok teşekkür ederim. Ben bir şey yapmadım ki. Yaptın. Hem de çok şey yaptın. Süpermen misin sen? Nesin acaba? Pelerinim yok ama. Melek diyorum da boşuna demiyorum. Hep iyilikleri arkadan yapar, kimsenin de bundan haberi olmaz. Asıl kızının meleği sensin Arif amca. Sana da ekstra mesai yazmasınlar bu kadar. Bak kızın çok özlüyor seni. Haklısın evladım. Derim ben, yazmazlar. Baba. Canım. Bak,
Bu sene olmadı ama ben seneye kesinlikle transfer olacağım. Hem belki daha büyük bir takıma transfer olurum. O zaman seninle her istediğimizi yaparız. Çalışmak zorunda da kalmazsın. Alacağım ben seni o işten, tamam mı? Pardon. Oğlum ne olur iyi haberlere geldin de. Maalesef abicim, bu hastanın yürümesi imkansıza yakın. Tek umudumuz sensin oğlum. Olur. Kurtar kızım. Ya bırakır mısın beni diyorum. İstemiyorum senin yardımını falan ya. Bırak. Gezi lütfen bir sakin ol. Of. Lütfen izin verir misin şu dikenlerini temizleyeyim? İstemiyorum, canım acımıyor zaten. Yüzün öyle demiyor ama bak sen ağlıyorsun acıdan. Dur bir dakika. Ya sana ne? Sen ayrıca birinden emir falan mı aldın? Emir almadan çünkü yardım falan etmezsin sen. Gece konumuz bu değil. Konumuz sağlığın, uzatma lütfen. Sana ne benim sağlığımdan ya, rahat bırak beni. Ya bir sürü taş doldurdum abicim, bir sürü. Prenses. Abicim. Prenses ne oldu? Prenses abicim ne oldu prenses? Bir şey yok abicim, sakin ol abicim, bir şey yok. Ağlıyor abicim, prenses ağlıyor. Tamam abicim, bak bir şey yok. Bak abim burada, Özgür burada. Prensese yardım edeceğim ben. Değil mi? Değil mi Gece? Ayağına kestane batmış. O kestanelerin bütün dikenlerini temizleyeceğiz. Sonra da Gece iyileşecek. Evet Rüzgar'cığım, bak ağlamıyorum şu anda, daha iyiyim. Yardım edelim abicim, yardım edelim. Edeceğiz abicim, dikenlerini tek tek temizleyeceğiz. Değil mi Gece? Hadi abicim, sen odana git. Ben de ilaçları alıp geleceğim. Hadi abicim, ben ilaçları getireceğim abicim. Prenses, üzülme tamam mı? Prens şimdi seni kurtaracak. Üzülme, sakın üzülme. Tamam Rüzgar'cığım, sen üzülme. İyiyim ben, merak etme. Doktor olduk biz, doktor olduk. Evet abicim. Ayağını biraz bırakır mısın? Prenses. Söz veriyorum canını yakmayacağım. Ayağını serbest bırak. Hadi. Geçmiştik önceden biz bu yerden. Acılar dolu, anılar dolu. Hiç yorgun düştüğün oldu mu? İçimden bağırdım ben, sen duydun mu? Çıkmıyor benimden. İyi misin? Sözlerin, nefretin gitmiyor gözümden. O çocuk halin. Sevdiğin daha önce de oldu mu? Benim gibi. Neden bize ayrılık doğruydu? Of, çıkmıyor beynimden sözlerin, nefretin gitmiyor gözümden. O çocuk halin. İyi misin? Canı yanıyor mu? Yok sağ ol. Bak bu merhem sızıyı alır. Abicim bak prenses iyileşti abicim. İyi prenses iyi olsun abicim, hiç üzülmesin, hiç üzülmesin. Dur üstüne basmaman lazım. Seraya gideceğim. Tamam ben götürürüm seni. Ama lütfen üstüne basma, çok canı yanar. Hadi gel. Abicim, prensesi kapıyı aç bakalım, hadi. Açayım abicim, açayım. Aç bakalım abi. Teşekkür ederim abicim. Güle güle prenses, güle güle.
fırsat istemesi. Bu Meryem'i de bırakıyorum buraya. Rahat mısın? İstediğin bir şey var mı? Yok, sağ ol. Şu suyu da buraya bırakayım. Kalkmak zorunda kalmazsın. Hangisi gerçek Özgür? Bu mu? Yoksa dünkü mü? Dün söylediklerin doğru muydu? Doğruysa şu an yaptıkların ne? Gece başına bir kaza geldi ve sana yardımcı oldum. Orada kim olsaydı aynı şekilde ona da yardımcı olurdum. Yalan söylüyorsun. Yalan söylüyorsun. Niye bana bunu yapıyorsun ki? Ne istiyorsun benden? Senden istediğim bir şey yok Gece. Var. Böyle yapmanın bir sebebi olmalı. Tek istediğim benden uzak durman. İyi de niye? Çünkü sana aşık oluyorum. Bir şey mi yaptım ben sana? Bilmeden kalbini falan mı kırdım? Ne yaşıyorsun anlat. Korkuyorum Gece. Sana aşık olmaktan, sana bakarken kaybolup gitmekten. Dünyayı, zamanı, senin bir sevgilin olduğunu, benim hayatıma bağlı olan bir kardeşim olduğunu. Her şeyi unutmaktan çok korkuyorum. Özgür, sen bana aileni anlattın. Şu hayattaki en büyük acını paylaştın. Sen de bu sayede Gülce'ye nasıl davranman gerektiğini anladın. Bu yüzden anlattım ben onları. Yani vazifemi yerine getirdim. Demek vazifeni yerine getirdin. Artık Gülce'ye nasıl davranman gerektiğini biliyorsun. Vazifem de bitti. O yüzden Yelken okuluna bir daha gelmeni istemiyorum. Merak etme zaten. Sen bana yalvarsan da ben bundan sonra gelmeyeceğim. Yalvarmayacağımdan emin ol. Sen manyağın tekisin. Nasıl birisi olduğun ortaya çıktı. Arızasın sen. Nefret ediyorum senden. Duydun mu? Nefret ediyorum. Geçmiştik önceden biz bu yerden. Acılar dolu, anılar dolu. Hiç yorgun düştün oldu mu? İçimden bağırdım ben, sen duydun mu? Of, çıkmıyor benimden sözlerin, nefretin gitmiyor gözümden. O çocuk halim. Gitmiyor gözümden.